Destur! Mesih Paşa Hazretleri! Benim tayin ettiğim subaşı ve gümrük reisini azletmişsin. Ne cüretle! Vazifemin salahiyetiyle. Gelemez'in muhafızı benim. İstediğim adamı vazifeye getirir, istediğim adamı azlederim. Sen adamların gafillik etti, ben de kovdum. Kimseden icazet alacak değilim. Sen muhafız olabilirsin ama devletin paşası benim. Benim tayin ettiğim adamları vazifelendirmek zorundasın. Senin yanında gerekli vazifelere gelebilecek liyakata sahip adam yok. Kimler bu vazifeye layıkse hepsini getirdim. Şimdi bize müsaade. İstişaremiz mühimdir. Bu vazifelere layık bir adamım vardır. Onu getirdim. Emredin Paşa Hazretleri. Şahbaz Bey, yedi deryaya nam salmış bir denizcidir. Onu gümrük emini yaptım. Biz gafilleri kovduk, sen hainleri içimize sokarsın, öyle mi? Bu ite kelemezle değil vazife, mezar toprağı bile vermem. Ne hainliği görülmüştür ha? Sadece o Martin yüzünden kapışmışsınız. O da casus çıktı zaten. Aranızdaki meseleler sizi alakadar eder. Hepsi de İskenderiye'de kalmıştır. Bu herif Karabay'la bir olup hem bizim hem de Osmanlı'nın aleyhine nice hainlikler yaptı. Pietro'yla bir olup bize nice düşmanlık etti. Daha ne yapsın? Ben de şahidim. Bunun Pietro'yla işbirliği yaptığını, neler çevirdiklerini iyi biliyorum. Sen de bir zamanlar Pietro'nun adamıydın değil mi? Ama şimdi buradasın. Demek ki hata yapan affedilir. Biz de Şahbaz'ı affettik. Ve vazifeye layık bulduk. Karabay'ın çanağından yerken onun iti olarak avlardın. Şimdi de paşamın kapı iti olarak mı geri döndün? Senin arkanda alemi cihan olsa seni geberteceğimizi bilmez misin? Lafını bil de konuş. Senin karşında Osmanlı'nın yüce gölgesine sığınmış bir devlet vazifelisi var. Sen kimsin ki devletin vazifelisi olursun? Çakal! Senin gibi sırtlanlara mı kaldı bu devletin gölgesi? Piri, siz kendiniz yetmezsiniz, bunun gibi çakalları doldurursunuz devlete, öyle mi? Bu devlet kimsenin babasının çiftliği değil. Piri, haddini bil. Devlet görevlisi olmana da, Kemal Reis'in yeğeni olmana da bakmam, günah benden gider. Siz Kemal Reis'in adını besmeleyle alırdınız ağzınıza. Gölgesini görseniz titrerdiniz. Şimdi meydan size kaldı ya, böyle konuşun. Ama Kemal Reis de, onun gibi kurtlar da bir gün meydana inince çakalların akıbetini göreceğiz. Bu itin kelemezde yeri yoktur. Meseleyi daha fazla uzatma paşa. Eğer diretirsen devletin paşasını karşına alırsın. Thank you.
düşmanlar karşımızda birleşmiş. Sen kendi aramızda tefrika çıkarmakla tehdit edersin beni. Bu nasıl devlet adamlığıdır? Sen nice düşmanları aman diledikleri için affetmedin mi ha? Biz de Şahbaz'ın ne kabahati varsa affettik. Şimdi de hakkımız gereği vazifeye tayin ederiz. Tecrübesi münasiptir. Eğer karşı gelirsen devletin paşasına karşı geldin demektir. Eğer bir tefrika çıkarsa da sen yapmış olursun. Biz yine düşmanla baş ederiz ama sen düşeceğin vaziyeti düşün. Düşman karşımızda bir olmuş. Sırf kendi içimizde tefrika çıkarmayayım diye kabul ederim. Ama bu yapılanı da unutmayacağım. Bu it gümrük eminidir. Gelemez'in subaşlığına da Şahin'i tayin ettim. İlyas'ım, sen yine benimlesin. O zaman el birliğiyle... Öz! Kafanı kesmeden defol huzurumdan. Defol! Defol!